Tekirdağ'dan yürümeye başlayan 57. Alay ve Uzunköprü'den yürüyen 15. Hava Bölüğü gönüllülerini Keşan'da 26. ve 27. Alay gönüllüleri karşıladı. Kortej Teker Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelirken, grupları temsil eden bir heyet de şehitlik anıtında şehitler için saygı duruşunda bulundu. 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, meydanda yaptığı konuşmada Çanakkale Savaşları'nda 27. ve 57. alayların kara muharebelerinin kaderini belirlediğini söyledi. Gönüllülerin her yıl Çanakkale şehitlerini yürüyüş yaparak andığını aktaran Yılmaz, birlik ve beraberlik ruhunun sonsuza dek devam edeceğini vurguladı. Kardeş ve yürüyüşte de kardeşiz. İlk kurşunu onlar sıktı, ilk şehidi onlar verdi. Cephede düşmanı ilk onlar karşıladı. Bu yüzden bizim için 27. alay gerçekten kutsal bir alayımız. 57. alay cephede onlara yetişen ihtiyat birliğiydi. Ama süreçte kara muharebelerinin bütün kaderini bu iki alayımız belirledi kuzeyde. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Han Aktan da Türkiye Cumhuriyeti topraklarının ve bağımsızlığın kolay kazanılmadığını ifade ederek gönüllüleri tebrik etti. Özgürce, bağımsızca yaşayabiliyorsak 57. alayların, 27. alayların, 15. hava bölüklerinin dönmemek üzere cepheye gitmesi sayesinde yaşıyoruz. Konuşmaların ardından gönüllü yürüyüş grupları 18 Mart'ta Çanakkale'deki törene katılmak için yola çıktı.